25. Temel dokuda bulunan hücre çeşitleri aşağıda verilmiş. Bu hücrelerden hangilerinin çeperlerinde lignin bulunmaz? Arkadaşlar, lignin bulunduğu zaman dediğimiz gibi madde alışverişini kestiği için hücrelerin ölmesine neden oluyor. Baktığımızda parenkima hücreleri canlı hücrelerdir. Dolayısıyla lignin bulunmaz. Kolenkima hücreleri canlı hücrelerdir. Lignin bulunmaz. Selüloz ve pektin bulunur. Sklerenkima hücreleri ise lignin bulunduğu için arkadaşlar ölü hücrelerdir. Dolayısıyla bulunmayanlar soruyor. Bulunmayan C şıkkı, yani 1 ve 2 olması lazım. 26 ve son sorumuz. Bitkilerdeki kök çeşitleriyle ilgili hangileri yanlıştır demiş. Saçak kökler kurak bölge bitkilerinde, kazık kökleri ise nemli bölge bitkilerinde bulunur. Arkadaşlar, saçak kökler daha ziyade nemli bölgelerde bulunması lazım. Çünkü nemli bölgelerde toprak suyu yüzeye yakın yerlerde bulunur. Dolayısıyla saçak kök olması yeterlidir. Ancak kurak ortam bitkilerinde çok diplerde olduğu için, çok derinlerde olduğu için kazık kök olması lazım. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış, ters olarak verilmiş. Saçak kökler erozyonu önlerken kazık kökler hızlandırır. Tam saçak kökler erozyonu engeller, ancak kazık köklerini hızlandırdığında söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla o nedenle yanlış oluyor. Kurak bölge bitkilerinde kök tüyleri bulunurken nemli bölge bitkilerinde kök tüyleri bulunmaz. Arkadaşlar, kök tüyü her bitkide bulunur. Kurak ortam, nemli ortam fark etmez. Her türlü ortamda bulunan bitkilerde kök tüyleri bulunması lazım. Yanlış olanlar soruyordu. Bu öncülerin üçü de yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olması lazım. Evet arkadaşlar, bitki fizyolojisiyle ilgili, bitkilerle ilgili ilk soru çözümümüz bu şekildeydi. Daha sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bitki fizyolojisiyle ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz. Evet, başlayalım arkadaşlar. Gövdelerle ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Bakalım. Kök ve yaprak arasında madde iletimini sağlar. Evet, kökten alınan su ve minerallerin yapraklara, yapraklarda sentezlenen organik maddelerin ise köklere doğru taşınmasını gövde sağlardı arkadaşlar. Bazı bitkilerde besin depolar. Evet, depo parenkiması dediğimiz parenkimada arkadaşlar gövdelerde ne depolanabilirdi? Besin maddeleri depolanabilirdi. 1 ve 2 doğru olacak. Yaprak ve çiçeği bulundurur. Yaprak ve çiçek arkadaşlar gövdede bulunur. Gövdenin uç kısmında, yani büyüme bölgelerinde bulunur demiştik. Apikal meristem bölgelerinde bulunur demiştik. Kök sisteminden oluşur. Kök sisteminden değil arkadaşlar, sürgün sisteminden oluştuğunu söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3, yani E şıkkı olması lazım. İkinci sorumuz. Bitki gövdelerinin kalınlaşması sürecinde yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir şeklinde soru. Bakalım. Epidermis hücrelerinin parçalanması, mantar kambiyumun mantar hücrelerini üretmesi, süberin salgılanması şeklinde. Baktığımızda arkadaşlar, epidermis mantardan önceki, yani ne diyelim, mantar kambiyumundan önceki, mantar hücrelerinin önceki dönemde epidermis hücreleri vardı. Epidermis hücrelerinin parçalanmasıyla beraber bazı hormonlar aktif hale geliyordu ve ne oluyordu? Mantar kambiyumundaki hücreler, parenkimatik hücreler aktif hale getiriliyordu. Bölünebilir özellik kazanıyordu. Dolayısıyla ilk olarak 1 olması lazım. Sonrasında 2. Son aşamada ise arkadaşlar mantar kambiyumun dış kısmında bulunan hücrelerde süberin salgılanmasıyla beraber mantarlaşma olayı meydana geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olması lazım. Baktığımızda A şıkkında doğru cevap. Odunsu gövdelerde bulunan kabuğun yapısında kabuk dediğimizde arkadaşlar hangileri bulunur demiş. Kabuk deyince bildiğimiz gibi mantar kambiyumu bulunacak. Mantar kambiyumun dışında bulunan fellem ve alt kısmında bulunan felloderm. Bununla beraber ne bulması lazım? Phloem bulunması lazım. Yani kısılemin dış kısmında bulunan tabakaların hepsi arkadaşlar kabuğu oluşturuyordu. Dolayısıyla kısılem olmayacak. Ancak phloem ve mantar kambiyum olacak. Yani doğru cevap 2 ve 3, yani D şıkkı olması lazım. Kütüküla tabakası yapılarının hangilerinde bulunur demiş yukarıdaki yapılardan. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, kütüküla tabakası epidermisin salgısıyla oluşuyordu ve neyi sağlıyordu? Terlemeyi azaltıcı yönde bir etkisi vardı.
Kökte arkadaşlar kütikula bulunmaz. Toprak altında bulunduğu için terlemeyi toprak altından yapmaz bitki. Buna karşın yaprakta ve tabii ki genç gövdede de arkadaşlar kütikula tabakası bulunması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani D şıkkı olması lazım. Çok yıllık bitkilerde genç gövdelerde bulunan epidermisin yerini periderm alır. Yani canlı olan epidermis hücrelerinin yerine ölü olan periderm hücreleri alıyor. Periderm için yukarıdaki ne demiş, yapıların hangilerini bulundurur şeklinde bir soru var. Periderm dediğimizde arkadaşlar periderm mantar kambiyumun dışında bulunan fellem ve iç kısmında olan fellederm hücrelerini kapsıyordu. Buna karşın floem arkadaşlar ne oluşturuyordu? İletim demetlerini oluşturuyordu. Floem periderm içerisinde yer almaz. Zaten canlı hücrelerden oluşmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar mantar kambiyumu ve mantar hücreleri olması lazım. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 D şıkkı olması lazım. Yapraklarda yukarıdaki görevlerden hangileri gerçekleştirilir şeklinde bir soru var bakalım. Bitkilerin fotosentez ile besin üretimini sağlama. Evet, en fazla arkadaşlar fotosentezin yapıldığı yer yapraklarda, çünkü geniş yüzeyiyle maksimum ışığa maruz kalıyordu. Başka terleme ile ısı düzenlemesini sağlama. Yapısında bulundurduğu stomalarla arkadaşlar hem gaz alışverişini sağlıyordu hem de yine gaz formunda su buharı şeklinde terlemeyi sağlıyordu yapraklar. Gaz alışverişi yapma. Evet, bir önceki öncülde onun da cevabını vermiş olduk. Karbondioksit alıp oksijen verme veya geceleri tam tersi oksijen alıp karbondioksit verme olayları arkadaşlar yapraklarda bulunan stoma açıklıklarında gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3, yani E şıkkı olması lazım. 7. Primer büyüme, köklerin uçları ve gövdelerin tomurcuklarında bulunan uç meristemlerin bitkinin boyca uzaması için hücre sağlamasıdır şeklinde yorumlanmış. Primer büyüme olarak isimlendirilen bu uzama yukarıdaki durumlardan hangilerine imkan sağlar demiş. Yani primer büyüme nelere neden olur gibisinden bir soru bakalım. Köklerin toprakta yayılması. Evet, köklerin arkadaşlar toprakta gerek derinlemesine gerekse yatay bir şekilde ilerlemesini sağlayan neydi? Primer büyüme ile yeni hücrelerin oluşturulmasıydı. Sürgün dediğimizde arkadaşlar bitkinin toprak üstünde kalan bölümlerine sürgün diyorduk. Sürgünlerin ışık ve karbondioksit için hava ile daha fazla temas kurması tabii ki primer büyüme ile sağlanır. Ne kadar çok uzarsa o kadar çok ışığa ve havaya maruz kalır. Gövdenin kalınlaşarak bitkiyi dik tutması. Arkadaşlar gövdenin kalınlaşması sekonder meristemin görevidir. Yani kambiyumun görevidir. Dolayısıyla primer meristemle, primer büyüme ile alakası yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olması lazım. Sekonder büyüme, daha önce primer büyüme sonucu oluşmuş olan yapıların giderek kalınlaşmasıdır şeklinde bir soru. Bakalım sekonder büyüme ile ilgili hangisi doğrudur? Bitkilerin enine kalınlaşmasını sağlar. Evet, bitkilerin enine kalınlaşmasını sekonder kambiyum veya sekonder büyüme sağlıyordu. Tek yıllık bitkilerde gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, tek yıllık bitkilerde enine kalınlaşma kambiyum tarafından gerçekleştirilmezdi. Çünkü kambiyum tabakası bulunmuyordu bu canlılarda, bu bitkilerde. Gövdede gerçekleşirken kökte gerçekleşmez. Hayır arkadaşlar, kökte de ne vardır? Enine kalınlaşma vardır çift çenekli bitkilerde. Bir de doğru olanı soruyordu. Doğru olan yalnız bir olması lazım. A şıkkı. Bakalım arkadaşlar. Ha, bu arada tek yıllık bitkilerde gerçekleşmez. Bu doğru bir öncüldü. Düzeltiyorum. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 olacak. Bitkilerin büyümesiyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Otsu bitkiler yalnızca boyuna, odunsu bitkiler hem boyuna hem enine büyür. Evet, otsu bitkilerde sadece primer meristem var. Dolayısıyla boyuna uzar. Odunsu bitkilerde ise hem primer meristem hem de sekonder meristem var. Dolayısıyla enine kalınlaşma vardır. Otsu bitkiler çok yıllık, odunsu bitkiler tek yıllıktır. Bu yanlış olur arkadaşlar. Daha ziyade odunsu bitkiler çok yıllık, otsu bitkiler ise tek yıllık olması lazım. Otsu bitkiler kazık kök, odunsu bitkiler saçak kök bulundurur. Bu da ters olmuş arkadaşlar. Odunsu bitkilerde kazık kök bulunacaktır çünkü bol suya ihtiyaç vardır ve genelde kurak veya suyun az olduğu bölgelerdedir. Buna karşın otsu bitkiler daha ziyade suyun bol olduğu yerlerde bulunduğu için saçak köke sahiptir. Hangisi doğrudur diyordu? Yalnız bir olması lazım. A şıkkı. Yaprak morfolojisi.
Bitki türleri arasında büyük değişiklik gösterir demiş. Bitki sistematikçileri bitkilerin teşhisinde ve sınıflandırmasında yukarıdaki farklılıklardan hangilerini kullanabilir şeklinde bir soru. Yaprak şekli, evet yaprak şekli arkadaşlar bitki sistematiğinde bitkilerin sınıflandırmasında kullanılabilir. Çünkü türden türe yaprak şekli farklılık arz eder. Yaprakların gövde üzerinde düzenlenişi yine hakeza arkadaşlar bu da aynı şekilde kullanılabilir. Ve yapraklardaki damarlanma tipi derslerimizde de söylediğimiz gibi arkadaşlar örneğin tek yıllık veya tek çenekli bitkilerde paralel damarlanma vardı. Çok yıllık veya çift çenekli bitkilerde ise ağası damarlanma vardı. Dolayısıyla damarlanma da kullanılabilirmiş demek ki. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şık. Bitki yapraklarında yer alan mezofil tabakasında hangileri bulunur diyor. Mezofil tabakasını düşündüğümüzde arkadaşlar en üstte ve en altta epidermis tabakaları vardı. Epidermis tabakalarının arasında ise ne vardı? Palizat parenkiması, sünger parenkiması ve yine kısillenme floemler bulunuyordu. Hangileri bulunur demiş. Parenkima var tabii ki palizat ve sünger parenkiması. Kısillenme floem var dedik. Yapraklara madde taşıyacak da yapraklardan madde taşıyacak. Ancak susam arkadaşlar epidermistedir. Yani mezofil tabakasının üstünde ve altındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 3 ve 4 yani E şıkkı olması lazım. 12. Çok geniş olan yaprakların çoğu bileşik ya da çifte bileşiktir. Bu yapısal adaptasyon yukarıdaki avantajlardan hangilerini sağlar şeklinde bir soru. Bakalım. Yaprakların kopmadan kuvvetli rüzgara karşı koymasını sağlar. Arkadaşlar eğer tek bir yaprak olsaydı, geniş bir yaprak olsaydı rüzgarda yırtılabilirdi, rüzgarda parçalanabilirdi. Ancak parçalı parçalı olduğu için aradaki boşluklardan rüzgar geçer ve böylelikle kuvvetli rüzgara karşı ne sağlanmış olur? Korunma sağlanmış olur. Doğru. Patojenlerin yayılmasını engelleme. Yine eğer tek bir yaprak düşünürsek görüldüğü gibi yaprağın her tarafına kolay bir şekilde yayılabilir arkadaşlar. Ancak parçalı bir yaprak düşündüğümüzde nedir? Patojenler yani zararlı mikroorganizmalar bir yapraktan diğer yaprağa geçerken zorlanacaklardır. Terleme yüzeyini azaltma. Bu da yine arkadaşlar aralarda boşluk olduğu için terleme yüzeyi azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olması lazım. Evet devam edelim arkadaşlar. Topraktaki su ve minerallerin alınması ile ilgili hangileri doğrudur? Su daima maddenin yoğun olduğu tarafa geçeceğinden emici tüyler madde yoğunluklarını sürekli topraktan yüksek tutarak osmoz ile su emer. Evet çöplerin arkadaşlar ozmotik basıncı fazladır. Çünkü içerisinde çözülmüş olan madde miktarı fazladır. Böylelikle su pasif taşımayla enerji harcanmadan köke girer. Herhangi bir mineral toprak sıvısında daha yüksek kök hücrelerinde daha düşük yoğunlukta ise mineralin emilimi difüzyonla olur demiş. Evet dışarıda daha az ise yani toprakta daha az ise arkadaşlar maddeler çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareket ederlerdi. Dolayısıyla 2 de doğru olur. Bir mineral türü toprak sıvısında daha düşük kök hücrelerinde daha yüksek yoğunlukta bulunuyorsa bunu aktif taşımayla alırız. Evet 2'ye doğru değilsek zaten 3 de doğru olması lazım. Tam tersi. Burada difüzyon oluyorsa burada aktif taşıma olması lazım. Dolayısıyla bu da doğru. Yani cevap 1, 2 ve 3. E şıkkı. Bitkinin köklerinden yukarılara taşınan su fotosentez ve terleme olaylarında kullanılır. Köklere alınan su ve minerallerin aşağıdan yukarıya taşınmasında yukarıdaki kuvvetlerin etki derecesi çok olandan az olana doğru sıralanışı verilmiş. Arkadaşlar 3 faktör vardı. Bunlar kök basıncı, terleme kohezyon ve kılcallık olayıydı. Bunlardan en fazla etkili olanın terleme kohezyon olduğunu söyledik. Yani 3'ü en başa koymamız lazım. En az olan ise kılcallık olayı olduğunu söyledik. En sona koymamız lazım. Dolayısıyla kök basıncı ise arada olacak. Yani doğru cevabımız 3, 2, 1 yani E şıkkı olması lazım. Genelde stomalar gündüz açık, geceleri ise kapalıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik bir adaptasyondur demiş. Baktığımızda arkadaşlar gündüz açıktır stomalar çünkü karbondioksit alır. Çünkü ışık vardır. Bu karbondioksiti suyla birleştirip ışıkla beraber organik madde sentezleyebilir. Ancak geceleri açık olsa dahi stomalar karbondioksit alsa dahi ışık olmadığı için fotosentez yapamaz. İşte bitkinin gereksiz yere su kaybetmesini önleme. Açık olacak geceleri fotosentez yapamayacak ve sürekli olarak terleyecek. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olması lazım. Su kaybını önlemeye yönelik bir adaptasyondur bu. Bitkilerde terleme dışında yaprağın emme kuvvetini artıran başka olaylar da vardır. Bunlar yukarıdaki açıklamalardan hangileriyle
hangileri doğrudur demiş, hangileridir demiş. Bakalım. Yapraktaki suyun fotosentezde kullanılması. Evet, yapraktaki su fotosentezde kullanılırsa arkadaşlar, yaprakta su miktarı azalacağı için ne olacaktır? Alt kısımlardan su yukarı doğru emilecektir. Ozmotik basınç artacaktır. Doğru. Fotosentez sırasında glikoz gibi ozmotik basınç bakımından aktif maddeler sentezlenmesi. Evet, glikoz miktarı artarsa ortamda fotosentez sonucu. Glikozun arkadaşlar ozmotik basınç etkisi vardır. Yani su emme etkisi vardır. Dolayısıyla suyu yukarı doğru emer. 2'de olması lazım. Nişastanın glikozlara dönüştürülmesi. Yani nişast glikoz miktarı arttığında oluyor dersek, burada da yine glikoz miktarı artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da doğrudur. Dolayısıyla 1, 2, 3 cevabımız yani E şıkkı. Terleme ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Yapraklara su akımını sağlar. Evet, terleme ile kökten yapraklara su akımı sağlanır arkadaşlar. 2. Mineraller ve diğer maddelerin köklerden yukarı doğru gönderilmesini sağlar. Evet, su ve suda çözmüş maddeler beraber giderler. Dolayısıyla minerallerin de taşınması sağlanmış olur. Yaprağın sıcaklığını çevredeki hava sıcaklığına göre 10-15 derece düşürerek sıcaklığın enzim yapısını bozacak düzeylere ulaşmasını engeller. Evet, terleme nedeniyle arkadaşlar su molekülleri ortamda bulunan ısıyı alıp buharlaştıkları için ortamı serinletirlerdi. Dolayısıyla 3 de doğru olacak. Doğru olanı sormuştu. 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olması lazım. 18. Aşağıdakilerden hangisi bitkilere terlemeyi azaltan özelliklerden birisi değildir? Demiş. Bakalım. Stomaların yaprağın daha çok üst düzeyinde yayılması. Arkadaşlar, eğer stomalar üst düzeyde yayıldıysa bu durumda terleme azalmaz. Terleme artar. Özellikle nemli ortam bitkilerinde, sucul ortam bitkilerinde zaten üst bölümde bulunuyordu ki bol terleyebilsin. Dolayısıyla bu azaltmaya yönelik bir adaptasyon değildir. Doğru cevap A şıkkı olacak. Terleme ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Tamamen su içinde yaşayan su bitkilerinde terleme olmaz. Tamamıyla su içindeyse arkadaşlar, evet, terleme olmaz. Sadece su dışında kalan bölümlerinde olur. Stomaların epidermis düzeyinden daha yüksekte olması terlemeyi azaltır. Terlemeyi azaltmaz arkadaşlar. Terlemeyi artırır. Yapraklarda iletim demetlerinin damarlarının fazla olması terlemeyi artırır. Evet, damarlarının ne kadar fazlaysa o kadar fazla su gelebilecektir. Dolayısıyla terleme de o kadar fazla olabilecektir. Doğru olanı soruyordu. Doğru olan arkadaşlar 1 ve 3 olması lazım. Yani C şıkkı olması lazım. Bitkilerde gerçekleşen su kaybedilmesi olaylarıyla ilgili karşılaştırmalardan hangileri doğrudur demiş. Gutasyonda su sıvı olarak atılırken terlemede buhar olarak atılır. Doğru arkadaşlar, gutasyonda hidrotot dediğimiz açıklıklardan sıvı şekilde su kaybı vardı. Stomalardan terleme ile ise ne demiştik, su buharı şeklindeydi. Gutasyon ile atılan suyun içinde çözülmüş olarak bir miktar inorganik ve organik tuzlar bulunurken terleme ile atılan suda bulunmaz. Bu da doğruydu arkadaşlar. Sıvı formda atıldığı için ve direkt kısılemden gelen su dışarı atıldığı için gutasyonda mineral maddelerde atılabilirdi. Mutasyon nemli havalarda gerçekleşirken terleme kuru havalarda gerçekleşir. Evet, bu da doğru bir öncül. Dolayısıyla 1, 2, 3 yani E şıkkı olması lazım cevabımızın. Stomaların bekçi hücrelerinde yukarıdaki olayları hangi sırayla gerçekleştirmesi sonucu stomaların açılması sağlanır? Bakalım. Bekçi hücreleri komşu epidermis hücrelerinden aktif olarak potasyum alıp biriktirmesi, komşu hücrelerden osmozla su alınması, bekçi hücrelerinde turgor basıncının artması, bekçi hücrelerinde ozmotik basıncının artması. Sadece mantıken arkadaşlar şu olması lazım. Bekçi hücrelerinde ozmotik basınç arttıktan sonra tabii ki turgor basıncı artacak. Dolayısıyla baktığımızda burada ilk olarak 1 olması lazım. Tabii ki potasyum alınacak. Potasyum alınmasına bağlı olarak ne olacak? Ozmotik basınç artacak. Ozmotik basınç arttıktan sonra osmozla su alınacak ve turgor durumuna geçecek. Yani 1, 4, 2, 3 şeklinde olması lazım doğru cevabımızın. Bu nerede var? B şıkkında var doğru cevabımız. 22. Stomaların açılmasına katkı yapan olaylarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Işığın kendisi bekçi hücrelerin potasyum biriktirmeleri ve turgorlu hale gelmelerini teşvik eder. Evet, ışık olduğunda arkadaşlar fotosentez gerçekleştiği için adaptasyon olarak bekçi hücreleri komşu epidermis hücrelerinden potasyum alır ve depolar. Mezofilde fotosentez başlangıcında hava boşluklarında karbondioksit azalması nişastanın sindirimini sağlar. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. Karbondioksit azaldığında, yani ortam bazik bir hal aldığında nişasta sindirilir ve glikoza dönüştürülür.
Bir bitki küçük bir karanlık odada tutulsa bile stomalar açılıp kapanarak günlük ritimlerini sürdürürler. Evet arkadaşlar, stomaların açıp kapanması sadece ışığa bağımlı bir olay değildir. Biyolojik saat dediğimiz olay vardır. Bu biyolojik saat nedeniyle de stomalar karanlık bir ortamda da olsa açılıp kapanabilirler. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2, 3 E şıkkı olması lazım. Havanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması terlemenin artmasına neden olur? Soğuk ortamda terleme azalır arkadaşlar. Rüzgarsız ortamda azalır. Nemli ortamda azalır. Karanlık ortamda da azalır. Ancak güneşli olması terlemeyi artırıcı yönde bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı. Çeşitli çevresel stresler gündüzleri stomaların kapanmasına neden olur. Buna göre yukarıdaki olayların hangileri gündüz stomaların kapanmasına neden olur? Su kıtlığı çekmesi tabii ki arkadaşlar. Bitkiler eğer su kıtlığı çekiyorsa fotosentez yapmama pahasına stomalarını kapatırlar. Yüksek sıcaklık yine hakeza. Yüksek sıcaklık olduğu için terlemeyi azaltmak için arkadaşlar stomalar kapatılır. Işık şiddetinin artması, stomaların kapanmasına neden olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2, yani C şıkkı olması lazım. 25 ve son sorumuz. Bitkilerde yukarıdaki olayların neden sonuç ilişkisine göre gerçekleşmesi hangisinde verilmiştir demiş. Mezof hücrelerinde abscisik asit üretilmesi, fotosentezin yavaşlaması, bekçi hücrelerinde stomaların kapatılması için sinyal gönderilmesi demiş. Arkadaşlar öncelikle tabii ki abscisik asit miktarı artar. Yani 1 olacak. Sonra bekçi hücrelerinde stomaların kapatılması için sinyal gönderilir. Ve bekçi hücrelerinde stomalar kapatıldığı için fotosentez yavaşlar. Yani 1, 3, 2 olması lazım. Yani doğru cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili de soru çözümlerimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.